Çekim başlıyor. Sessizlik. Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir ürün tanıtımıyla sizlerin karşısındayım. Oyun bilgisayarımız için yaklaşık 2 gün önce bir sipariş vermiştik. Kulaklık siparişi. Kargodan geldi bugün. Hadi dedim onu sizlerle paylaşayım. Bildiğiniz gibi biz Logitech G930 kullanıyorduk. Yaklaşık 3 yıldır kullanıyoruz bu kulaklığı. Çok kârımızı çekti bu. Gerçekten kaliteli bir kulaklık. Yalnız buradan Logitech Türkiye temsilcisine, eğer benim sesimi duyarsa, bir şikayette bulunmak istiyorum. Bu kulaklıklarda wireless sorunu var. Bunu bir an önce çözmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok sıkıntılar yaşadım ben. Yapmadığımız ayarlar kalmadı. Yani internet üzerinden de takip ediyorum ben bu kulaklıkla ilgili şikayetleri. Bu wireless ile ilgili fazlaca şikayetler var, bilginiz olsun. Hani dost acı söyler derler ya, şimdi sizin kulaklığınızı kötülemek için bunu yapmıyorum. Gerçekten ürününüz güzel ama bazı eksi tarafları var, onu dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Diyerekten bizim kutu açılımını hemen yapalım arkadaşlar. Öbürünü 3 yıl kullandık. Bakalım bu kaç sene gidecek. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kutusundan çıkmıyor. Bahşişi ver Allah. Valla bahşişini peşin verdik kardeşim. Aynen şöyle bir şık kutusu var. 0-1 titreşimli bas hoparlör diyor. Titreşimliymiş arkadaşlar. Birazdan anlayacağız. 0-2 hafif ve rahat tasarım. Uzun süre rahat ettiren hafif ve ayarlanabilir kafa bantı. Kulaklıklarda özellikle oyuncular için çok önem verilen bir özellik. 0-3 güçlü 7.1 çokluk kanal teknolojisi. Yani kulaklığınızda 7+1 bir ses şöleni sunuyor. Öyle anlıyorum. Şöyle dursun bir kenarda. Ve heybetli bir şekilde bizi karşılayan kulaklığımız. Kablolu kulaklık almak istedik bu sefer arkadaşlar. Çünkü az önce de dediğim gibi kablosuz kulaklıkta bu wireless sıkıntısını çok yaşadık. Yani evdeki modeminizle bunların içerisindeki wireless iletişime geçiyor. Bir yerde etkileşime geçiyor. Ve seste gidip gelmeler oluyor. Ben çok uğraştım. Olmadık işler yaptım. Hatta içerisindeki frekansı bozmak için orada devrelere kondensatör bile bağladım. Böyle o kondensatörle bir ara kullandık. Daha sonra başka sıkıntılar da çıktı. Neyse, onu ben öyle bir hale getirdim ki şimdi inanamayacaksınız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önce bataryasını değişmiştik. Daha sonra bazı arızalar oldu. İçerisindeki kontrol kartını çıkardım. Direktmen içerisine bir jack taktım buradan. Böyle kablo takarak, stereo kablo. Aynen bu kulaklığı kablolu hale getirdim. Bunu burada ben kullanacağım. Bana yeter. Ben fazla müzik dinlemiyorum. Yani burada edit yaparken Adobe Premiere'de sesleri daha iyi duyayım diye bu benim işimi görecektir. Bunu da oyun bilgisayarı için biz aldık. Orada oyun için kullanılacak. Sürücü DVD'si var. Bu tarz ekstrem cihazlar genelde sürücüyle destekleniyor. Bu da çok önemli. Yani bazı özelliklerini kullanabilmeniz için bu DVD'yi bir şekilde yüklemeniz gerekiyor. Kulaklığımız çok kaliteli bir malzemeden üretildiği hemen kendini belli ediyor. Şöyle burada bayağı belirgin bir kontrol paneli var. Üzerinde ses kontrol anahtarı var. Mikrofon açma kapama, bas titreşim açma. Şurada bir adet de buton var. Bu da bas titreşim açıp kapatmak için kullanılan bir butonmuş. Bu USB'nin
büyük avantajlarından birisi herhangi bir ses kartına gerek kalmadan bilgisayarımızın USB'sine takıp sesimizi kaliteli bir şekilde bilgisayarımıza aktarabiliyoruz. Bir dezavantajı var. Tablet ve telefonuma takmak istediğim zaman USB'li olduğu için kullanamayacağız. Kulaklığa şöyle yakından baktığımız zaman çok şık bir mikrofonu var. Oyuncularda en önemli aksesuarlardan birisi. Ve şöyle 45 derece açısı var. Böyle rahat bir şekilde dönüyor ve gayet esnek arkadaşlar. Ön kısmında sanırım bir led var. Kulaklık yastıkları çok önemli arkadaşlar. Gerçi bunlar bir zaman sonra böyle soyuluyor. İnşallah bu o tür değildir. Bunlara bir çözüm bulamadılar. Şu özellikle şuradaki şu kafa desteği çok önemli. Uzun süre kullandığınız zaman bu kafa desteği olmadığı zaman kulaklıkta sanki üzerinizde böyle fil oturuyormuş gibi hissediyorsunuz. O ağırlığı iyice hissettiriyor kendini. Ve şu kulak yastıkları gayet geniş olarak düşünülmüş. Tamamen kulağı kapatıyor ve dışarıdan gelen sesler sizi rahatsız etmiyor. Özellikle dediğim gibi oyuncular için tasarlanmış bir kulaklık. Şu kablo kısmını içeriden sabit geliyor. Bunu bir sebebi vardır elbet ama benim nacizane fikrim aynen benim demin yaptığım gibi böyle soketli yapamaz mıydınız bilmiyorum. Vardır bir sebebi. Soketli olmasının bir avantajı var. Kablosu arızalandığı zaman yani başka bir kabloyu takıp kullanmanızı sağlıyor. Onun dışında şöyle kablosunun boyutuna da bakalım. Kablosu da gayet güzel, fena değil. 2 metre boyunda bir kabloya sahip ve kablosu da gayet sağlam. Yani kamyona tat çek o derece bir sağlam kablo yapmışlar. Fiyatına göre iyi arkadaşlar. Fiyatı da 180 TL bugünkü kurla hesapladığımız zaman. Evet, bize 180 TL'ye mal oldu bu. Şimdi gelin bir de bunu bilgisayarımıza takalım. Evet, bilgisayarımıza taktığımız zaman hemen mikrofonun önündeki kırmızı led bizi karşılıyor ve kulaklığımızın iki tarafında da şöyle görsellik olsun diye led koyulmuş arkadaşlar. Animasyon var mı bilmiyorum ama şimdi göreceğiz biraz sonra. Acaba iki kulaklığında da mı titreşim var onu da bilmiyorum. Şöyle bir deneyeceğim. Şu anda kulaklığın hareket ettiğini göreceksiniz. Evet. Masayı sallıyor şu anda. Şimdi bir de mikrofonu test edelim. Bu kareden sonra sesimizi buradan montajlayacağım. Bakalım fark edilecek mi? Yani mikrofonumuzun kalitesi nasılmış onu da görelim. Hemen kayıt başlattım. Bundan sonrası bu sesimi buradan izleyeceksiniz arkadaşlar. Bakalım ses kalitesi nasıl? Hemen kayıt başlattım.
Eğer ses kalitesi hoşuma giderse bazı çekimlerde bu mikrofonu ben kullanabilirim. Çünkü daha önce yaka mikrofonu almıştık. Fazla bir performans vermedi. Bu kulaklığın aslında iyiydi mikrofonu ama bu da dediğim gibi emekli ettik onu bir şekilde. Şimdi bakalım sesimizi burada kapatalım. Bu sesi de ben montaj esnasında videoya ekleyeceğim. Baştan da dediğim gibi bu tarz elektronik donanımların sürücü web programlarını yüklediğimiz zaman gerçek performansları daha çok ortaya çıkıyor. Evet, buraya böyle menü açılıyor. Program yükledikten sonra buradan istediğiniz ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. 7 artı 1 sound efekt falan yazıyor. Yani efektlerini falan ayarlıyorsunuz. Kulaklığımız gerçekten hoşuma gitti benim arkadaşlar. Kulaklık fiyatına göre güzel kulaklık. En azından kaliteli bir malzemeden üretildiği belli. Mikrofonu, dizaynı falan. Şu ışığı hoş. En azından tam belirgin hale getirilmiş. En azından mikrofon kazalarını önleyebilirsiniz. Yani mikrofonunuzun açık olup olmadığını anlamanız açısından bu iyi düşünülmüş. Yani biraz daha belirgin hale getirilmiş. Yanlardaki ledler doğrusu benim pek ilgimi çekmedi. Benene ama burada durur. Kenarlardan siz görürsünüz. Ben dinlerken görmüyorum. Ayrı mesele. Tabii ki işin esprisi adamlar uğraşmışlar. Biraz daha görsel olsun diye yanlara da böyle logo içerisine birer led yerleştirerek kulaklığı biraz daha çekici hale getirmişler. Umarım anlatabilmişimdir. Bundan sonra dediğim gibi bununla oyunları bununla çekeceğiz inşallah. Oyun içerisinde görüntü kalitesi kadar ses kalitesi de önemli tabii ki. Oradaki bütün görüntü efektlerinin dışında bir de ses efektlerini tam böyle temiz bir şekilde duymak oyuncular için önemli olduğunu düşünüyorum. Ben oyuncu değilim ama arada bir oynadığım için oradan biliyorum. Sesin biri gidip biri geldi mi gerçekten oyun içerisinde rahatsızlık veriyor. Ve bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğiniz videoları paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.